Çelen yerine! Marş! Garnizon komutanlığı çelenge sunulacaktır. Arz ederim. Şuan! Çelenge al! Çelenge yerine! Al! Belediye başkanlığı çelengi sunulacaktır. Arz ederim. Al! Oğul! Çelengi al! Çelengi yerine marş! Konya Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem, Konya Milletvekilimiz Sayın Barış Bektaş, Konya Büyükşehir Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Uzbaş, analar doğurmaz canları. Bazen de bir karargâhtan yükselir doğum sancıları. Tarihi bir bina, Mustafa Kemal Atatürk gibi koca bir dünya liderinin öncülüğünde tam 9 ay 10 gün boyunca kurtuluşa, bağımsızlığa ve umuda gebe kalır. Doğum sancılarının sesi bazen bir futbol maçıyla, bazen de bir beş şey partisiyle bastırılır. Ve bu sürenin sonunda tam da bu topraklardan, Akşehir'den tüm yurda zafer naraları yayılır.
İşte takvimler her 24 Ağustos'u gösterdiğinde 7'sinden 70'ine tüm Akşehirliler kendini topraklarına ait doğum hikayesinin heyecanını yaşar. Büyük tarzın başlangıç noktası olmanın onurunu yaşar. Hepiniz 24 Ağustos Akşehir Onur Günü törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri, Garp Cephesi Karargahı Komutanı İsmet Paşa, Karargah Kurmay Reisi Asım Paşa ve ordumuzun kahraman komutanları, subayları, askerlerimiz, ana kuzularımız, efendiler, bacılar. 1921 senesinin 18 Teşrini Sanisinden bugüne kadar sizlerle beraber geçen 280 gün boyunca aynı iman ve umutla Türk milletinin istiklaline kuvvetle inandık. Bu zaman zarfı bir çocuğun ana karnında geçen 9 ay 10 güne tekabül eder. Nasıl ki bir çocuk ana rahminde beslenir, büyür, kuvvetlenir ve de nihayetinde dünyaya gelir, aynı şekilde Akşehir'de büyük kurtuluşa analık yapmıştır. Bir ananın gösterdiği her nevi fedakarlığı göstermiştir. Esnafıyla, zanaatkarıyla, rençperiyle, kadınıyla, çocuğuyla, elinde olan, elinden gelen ne varsa şanlı ordumuza onu vermiş, bir evlat gibi bağrına basmıştır. Bu aziz şehrin bu müstesna günlerini hiç şüphe yoktur ki tarih altın harflerle yazacaktır. Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızın dirayetli başkomutanlığında ordumuz burada mühimmatından talimine kadar istiklalimize kasteden düşmana karşı son taarruzunu yapmak için kuvvet toplamıştır. Türk milletinin tarih önünde yeniden doğuşuna şahitlik ve ev sahipliği yapmış olmakla bahtiyarız, şerefyabız. Şimdi evlatlarımızı cepheye uğurluyoruz. Gözlerimiz nemli, kalplerimiz iman dolu. Cepheden gelecek zafer haberini tevekkülle bekleyeceğiz. Akıbetin zaferle nihayetleneceğinden de asla şüphemiz yoktur. Geçen senenin teşrini sanisinden bu ana kadar pek mühim hadiselere şahit olduk. Ve dahi geçen ayın 28'indeki futbol müsabakası vesilesiyle bir araya gelen paşalarımızın büyük taarruz kararını verdikleri anı bugüne kadar bir milli sır gibi saklayarak tüm kalbimizle muzafferiyete inandık. Şimdi aynı imanla ümit ediyoruz ki o gün pek yakındır. Bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde esir edilememiştir. Ölür, öldürür. Lakin katiyetle düşman boyunduruğuna razı olamaz. Ayağında zincirle bir başka milletin esaretine ve dahi mandasına boyun eğemez. Hür yaşamıştır, ebediyete kadar da hür yaşayacaktır. Bundan da zerrece şüphemiz yoktur. Biraz sonra dualar ve salalarla ordumuzu cepheye uğurlayacağız. Onlardan ayrılmanın hüznü en kısa zamanda cepheden gelecek zafer haberiyle Akşehir için milli bir bayrama dönecektir. Yaradan'dan niyaz ediyoruz. Bu milleti ay yıldızsız, ezansız bırakma ya Rabbi. Tam istiklalimizi ya nasip eyle ya da şehadetimizi. Ya istiklal ya ölüm. Allah'a emanet olun, Rabbim sizleri esirgesin. Sizleri bugün burada askerimizi, şanlı askerimizi
ellerimizde Kur'anlar, dillerimizde dualar ile. Bugün burada ordularımızı uğurlarken selametle gitmelerini, selametle, galibiyetle dönmelerini sen mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Böylece selametle vatanımızın kurtulmasına vesile eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Veselamun ala cemiyel enbiyai vel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, şehitlerimizin, ecdadımızın ruhu için El Fatiha. Türk milletinin istiklalini kasteden düşmana karşı Samsun'dan başlatmış olduğumuz kutsal davamızın son merasimine gelmiş bulunmaktayız. Binlerce yıldır şehit kanıyla sulanmış bu aziz vatan düşmanın eline katiyen bırakılamaz. Efendiler, bu dava ölüm kalım davasıdır. Türk milletinin istikbali için pek yakında cephenin muzafferiyetini haber vermek namus borcumuzdur. 9 ay 10 gün boyunca Garp cephesi karargahımız olarak kullanmış olduğumuz bu bina müstesna yurt beldesi Akşehir kadınıyla erkeğiyle ordumuzu bağrına basmıştır. Müteşekkirim bu zaman zarfında göstermiş olduğunuz müstesna fedakarlık takdire şayandır. Cepheye giden evlatlarımız bu fedakarlığınızı boşa çıkarmayacaktır. Bacılarım, bizlere itimat ediniz. Zafer bizim olacaktır. Maziden atiye kadar bu yurt her zaman Türk milletinin vatanı olarak kalmaya devam edecektir. Aziz Akşehirliler, ordumuzu dualarınızı eksik etmeyiniz ve dahi haklarınızı helal ediniz. Ya istiklal ya ölüm. Allah'a ısmarladık Akşehirliler. Thank you.